Merhaba canım takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Yine başka bir günde sizlerle birlikteyim. Günlük astrolojide ne oluyor, ne bitiyor hepsini şimdi size anlatacağım. Bugün 26 Kasım 2021 günü, bakalım astrolojik olarak nasıl bir gün? Bugün açıkçası Satürn'le Ay karşılıklı olduğundan dolayı bir mutsuzluk, bir keder, bir üzüntü, bir insanın içini böyle bir basan hal olabilir. O yüzden sakin olun, dikkatli olun, agresyona, gerginliğe girmeyin. İlişki hayatınızdaki konularla ilgili böyle bir girilebilirsiniz, sıkılabilirsiniz. Şu an bu arada Bodrum'dayım. Ondan sonra arkadaşlar bir Bodrum konsepti. Ama şöyle gerçekten o duygu halini hissediyorum. Bastı yani, hani bugünlerde son birkaç gündür. Çünkü Jüpiter tamam çıktı. Çok sevindim. Gördünüz hepiniz daha önceki videolarımı seyrettiyseniz. Ama şu an mesela 26 Kasım'da çift 0.38, daha bir derece bile olmadı. Tam olarak düzelmesi, derecesinin toparlanması 13 Aralık sonrası olacak. 13 Aralık'ta 3 dereceye gelecek gecesi. Ondan sonra açılıyor kapılar. Çok daha rahatlayacak. Jüpiter'in 3 dereceye geçmesiyle birlikte. Ama bu süreçte tabii birazcık işte böyle tam sanki özgür değilmişsin gibi insan kendini hissedebilir, böyle baskılanma, sıkılma, daralma, özellikle 2020'nin Ekim ayından bu yana gelen konularda böyle bir daralma, bir sıkılma, bunalma süreci olabilir. Çok az kaldı, dayanın. Bunu özellikle şöyle bir arada söyleyeyim dedim ki gelmiştir şimdi böyle bir sıkıntı, bir bunaltı. Neyse şimdi Satürn'le Ay karşılıklı olduğundan dolayı zaten bugün ben size söyleyeyim, çok önemli bir işe girişmeyin dünkü gibi. Ama bir taraftan şunun özellikle farkında olmak lazım. Şu an Merkür'ün hızı, Mars'ın hızı, Venüs'ün hızı, bütün buradaki gezegenlerin son derece şu an hızlı bir ilerleyişe doğru geçtiği bu süreçte Merkür Venüs ters dönmeden önce özellikle işte Aralık ayının ortasına doğru ters dönmeye başlayacak. Şimdi göreceğiz hepsini. Daha başlarına ters dönecek aslında da. Ters dönmeye başlayacak. Şu an bu hızda gündeminiz, hayatınızdaki bir sürü konular, bir sürü şey çok hızlı gidiyor olabilir. Sakin olun. Can ne yapacağız, neyi ne zaman yetiştireceğiz gibi konular gündemde olabilir. Ama şimdi önümüzdeki birkaç gün içinde daha rahatlayacaksınız, daha açılacak. Şimdi zaten bugün baktığımız zaman özellikle haritaya, şimdi sabahtan çok iyi değil. Bir agresyon, bir gerginlik var, bir mutsuzluk hali var. Hani bir şeylerin toparlanması için birazcık zamana ihtiyaç var. Ama bugün ilginç bir şey oluyor. Bugün akşam saat tam 17 sıralarında ay geçiş yapmaya başlıyor. Ama geçiş yapması, kendini toparlaması, öbür eve geçmesi desek saat 19'da bir dereceye geçiyor. Satürn'ün karşısından çıkıyor. Umutsuzluk etkisi bitmeye başlıyor. Saat 20'de özellikle 8'de daha bir toparlanıyor ama tam olarak doğru düzgün toparlanması saat 23. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer ki bugün çok önemli bir işiniz varsa ve yapmanız gereken çok önemli bir şey varsa akşam 8 sularında yapın. O zaman daha iyi olur. Hiç sizin Satürn'le ay karşılıklı olmaz. O bir mutsuzluk, Satürn karaka, sıkıntı, problem demek. Hiç değilse onun etkisi olmaz. Bu sefer tam tersine oluyor. Jüpiter'le ay karşılıklı oluyor. Daha iyi bir etki ama tabii yine de hani yeni şeylere başlayın, şöyle şunu yapın, bunu yapın diyeceğim bir gün değil. Özellikle ama mesela ilişki konuları ondan sonra aynı zamanda bütün birisiyle bir görüşme yapacaksanız, konuşacaksanız akşam saat 8'den sonrasına atın. Akşam saat 8'den sonra 8, 9 daha iyi, 10 daha iyi, 11 daha iyi. Yani ne kadar geç olursa bugün o kadar daha iyiye doğru gidiyor. Öncesinde bir sıkıntı var, bir mutsuzluk var. Sonrasında toparlıyor ama gittikçe daha iyiye doğru gidiyor. Onu söyleyebilirim. Gece hani çoğu insan için önemli bir dilim. Ertesi güne geçtiğimiz zaman bir bakmak istiyorum ona.
Gece saat 1. Fena değil. Gece saat 1. Güzel. Aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Gece saat 11 ile saat 1 arasında, yani 26'sından 27'sine kadar olan zaman diliminde özellikle iş hayatıyla ilgili çok aktifleyici etkiler var. Mesela oturacaksınızdır, bir e-mailler atacaksınızdır, bir işler yapacaksınızdır. Gece saat 11 ile 1 arasında daha çok mesela yapmayı tercih edebilirsiniz. İş hayatıyla ilgili daha aktifleyici bir etki var. Daha iyi, daha güçlü bir, daha pozitif bir etki var. Ama illa bugün yapmak mecburiyetinde değilseniz yapmayın. Hani o şekilde söyleyeyim. Yani zorlamaya gerek yok. Bir de Satürn'ün çok yoğun bir etkisi olduğundan dolayı siyah, lacivert, koyu mavi, mor, eflatun, gri, kahverengi, bordo renkler kullanmayın. Bu renkler, yani bu tarz renklerdeki taş takı ve kristallerden uzak durun. Örnek olarak mavi safir, kedi gözü, kaplan gözü, lertaş, ametist kristali gibi. Satürn karak olduğu için kullanmak lazım. Yani ben bir sınav astroloji açısından mesela Satürn'ün çok olumsuz bir etkisini görüyorsam kesinlikle mesela bu renkleri ve bu taşları kullanmamasını söylüyorum. Çünkü hali hazırda zaten Satürn olumsuz etkiliyor. Bir de üstüne bu tarz renkler ve bu taş taşlar kullandığınız zaman daha fazla arttırıyor. Tabii bu süreçte önemli olan bir taraftan nasıl düşündüğünüz, nasıl bir duygu halinizin, nasıl bir düşünce halinizin olduğu. Onun da farkında olmak lazım. Ama siz ne söylediğinize, ne düşündüğünüze, imajinasyonlarınıza, enerjinize çok iyi bir şekilde sahip çıkar, hakim olur, iyi bir şekilde yönetirseniz hayatınızda gerçekten mucizeler yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili de benim YouTube kanalımdaki katıl butonunun içinde 3. seviyede 350 lira aylık galiba. Orada o pakette 6 saatlik bir düşünce gücüyle ilgili sözcüklerin gücü diye bir eğitim var. Bilgisayardan girdiğiniz zaman katıl butonundan girip onu alabiliyorsunuz ve seyredebiliyorsunuz. Çok fayda elde edebilirsiniz. 350 lira 6 saatlik bir eğitim. Onu aldığınız zaman o ay bir tane yeni ay meditasyonu yapıyoruz. İşte o aynı zamanda o gruba canlı olarak. Aynı zamanda da sorularını cevaplıyorum. Öyle bir paket var. Bir de bütün o ay boyunca sizin sorularınız, yani YouTube'da yazdığınız şeyler ön sırada çıkıyor. Bir aylık böyle bir paket. İsterseniz sonra devam edebiliyorsunuz. Biz yeni eğitimler, yeni meditasyonlar, yeni çalışmalar oraya yüklemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda geçmişteki meditasyonları ve çalışmaları da seyredebiliyorsunuz. Çok güzel bir çalışma olduğunu da söyleyebilirim. Bunun yanında iki tane daha paket var orada. Onlar da zaten neyle ilgili oldukları özellikle yazıyor. Bir de lütfen çok rica ediyorum hepinizden, YouTube kanalıma lütfen abone olun. Çan işaretine basın, bildirimleri açın, beğenin ve aşağıya bol emoji ve yorum bırak. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizleri çok seviyor. Sizi seven bir can, bol kırmızı ve canlı renkler tercih edin. Bye bye.